Hüsnü Hanım merhabalar. Merhaba. Tekrar üniversitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz üniversitemizin ilk mezunlarından birisiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım ve biraz da böyle çok şaşkınlıklar içindeyim. Aslında biliyordum okulun böyle olduğunu ama gerçekten şu an kampüs havasında birçok fakülteyle beraber çok güzel başarılı işlere ve yeni öğrencilere imza atıyor. Ayrıca gurur duydum. Tekrar beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Söyleşimiz esnasında zaten üniversitemizin büyümesini dinleyiciler ve izleyiciler de görmüş olacaklar, duymuş olacaklar. Çünkü inşaat takırtıları gelmeye devam ediyor. Hala büyümeye evet. Devam ediyoruz. Siz Sephora'da çalışıyorsunuz ve üniversitemizin işletme fakültesinden mezun evet, oldunuz. Evet. 2002 senesinde. 2002 dediğiniz gibi ilk mezunlardanım. Öyle diyebiliriz. Ben başladığımda işletme fakültesi aslında birkaç fakülte daha vardı ama en temel, en köklü fakültesiydi. Kişi sayısı olarak da tabii ki şimdiye karşılaştırırsak çok daha azdı. Ama o zamandan açıkçası ben ilk başladığım itibaren okulumu çok sevdim. Girdiğim anda da bana hep ne katacağını düşündüm. Çok keyifli, güzel eğitim hayatı geçirdim diyebilirim. Az öğrenciyle başlamak bazen handikap gibi görünse bile esasında hocalarla çok daha yakın ilişkiler kurmak, okulun tüm olanaklarından, sunulan olanaklardan yararlanmak açısından da fayda yaratıyor diyebilir Kesinlikle miyiz? Kesinlikle öyle. Aslında biraz daha bunu faydaya çevirme. Belki çok köklü bir o zamanki kampüs hayatı olmamasına rağmen çok kıymetli hocalarım oldu. Ve onlarla da birebir gerçekten hem ders aralarında hem ders esnasında sohbet etme, tekrardan biraz daha iş hayatı hakkında konuşma ya da pratikte neler yapabileceğimizi konuşma fırsatımız oluyordu. O zaman şöyle bir soru yönelteyim size. Burada edindiğiniz bilgilerle iş hayatında rastladığınız sorunlar ya da durumlar açısından bir kesişme noktası olarak kabul edeceğiniz yerlerde burada edindiğiniz bilgileri nasıl gözlemlediniz? Neler dikkatinizi çekti? Aa, ben bunu okulda görmüştüm. Bunu şu şekilde çözebilirim ya da bu durumu şöyle değerlendirebilirim dediğiniz noktalar neler oldu? Tabii şimdi öğrenciyken aslında çok şey göremiyoruz. Böyle biraz daha farkına 20'li yaşlar işte 20'lerin başlangıcı oluyor. Dolayısıyla belki şimdiki güzinle bunu açıklayabilirim. Ama o zaman da okulun aslında hep hocaların da yönlendirmesiyle biraz daha bizi böyle o dönemi hazırlama süreçleri oluşuyordu. Şunu söyleyebilirim. Hayat belirsiz ve kariyer planlarımız da belirsiz. Ne kadar bazı şeyleri planlasak da sürprizlerle dolu. Benim de okulum yeni bir okuldu ve gelişime açık bir okuldu ama yani mezun olduğum sürece de birçok şimdiki fakültelerin inşaat devam ediyordu. Hayat da benim için böyleydi. Ben buradan mezun olduktan sonra açıkçası ne yapmak istediğimi biliyordum ama tam emin değildim. Kararsızdım ama emin adımlarla o başarıya yürümek için bir şeyler inşa ettim. Aslında kesişim noktası belki şu an aklıma gelen bunu söyleyebilirim. Burada tabii en büyük benim için artısı İngilizce eğitim almam oldu. İngilizcenin bana ne kadar bilsem de aynı zamanda onu pratiğe dökmek, İngilizce işletmeyi anlatmak ve globalde çalıştığım bu dünyada benim için çok faydası oldu diyebilirim. Çünkü kendimi çok daha rahat ifade edebildim. Bu da benim için ayrı bir kesişim ve artı nokta diyebilirim size. Tabii daha çok var. Burada aldığım dersleri biraz pratikte uygulama. Çünkü artık son senelere yaklaştıkça biraz daha teori ve uygulamaya göre hep derslerimiz olmuştu ve sunumlarımız orada gelişmişti. Dediğiniz gibi o hocalarımla butik eğitiminde avantajı ile beraber biraz da aslında şöyle kalabalık da olsa sizde olabiliyor. Sizin bazı şeyleri sorgulamanız gerekiyor. Ben de biraz öyle bir öğrenciydim. Hep hocalarım bana ne katar onu sorguluyordum. Dolayısıyla şimdi ilk aklıma gelen Management Science diye bir ders vardı. Ne demek onun fiili bilim mi olur derken şu anki aslında hayatımızda bunu analitik olarak yapma, bazı şeyleri hesaplama, Parakende'de çalışıyorum. Orada kaç ekipman koyalım, kaç kasa koyalım, kaç kişi çalıştıralım noktasındaki hesapları aslında o zamandan ben hep öğrenmiştim. Şimdi de pratiğe döküyorum. Peki şimdi de gördüğünüz üzere üniversitemiz uluslararası bir kisve de kazandı. Bir sürü yabancı öğrencimiz var ve İngilizce eğitim veriyor olmamızın bu yabancı öğrenci portföyünün oluşmasında büyük katkısı da var. Birçok öğrenci var ve global anlamda burada okumakta olan öğrencilerimiz farklı kültürlerden insanlarla kaynaşarak eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Siz de global alanda hizmet veren önemli firmalarda çalışıyorsunuz ya da çalıştığınız daha evvelki tecrübelerinize de değinecek olursak. Uluslararası anlamda insanların kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini anlatabilmeleri ve bilgilerini paylaşabilmeleri açısından burada edindiğiniz dil bilgisi veyahut da derslerinizde edindiğiniz bilgilerin uluslararası yansımalarını yeni mezun olacak öğrenciler açısından değerlendirecek olursanız onlara neler önerirsiniz? Genç arkadaşlarımız çok var. Özellikle muhasebeyi tabii ki hep İngilizce kitaplarımız olarak öğrendik. Evet. Direkt klasik o Türk sisteminden biraz daha global platformda konuşabileceğimiz makro mikro ekonomi terimlerini öğrendik. Bunun çok artısı vardı. Şu an gerçekten
bizim dönemde de olsa şu an çok çok farklı her milletten neredeyse öğrenci görüyorum. Aynı zamanda takip de ediyordum açıkçası ve şimdi gözümde de görmüş oldum. Bu da beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Burada şöyle, artık dünya çok küçük, ulaşım çok kolay ve birbirimize iletişimimiz çok yakın ve herkes herkese iletişimde içinde olabiliyor. Benim çalıştığım firma da evet global bir firma. Ama bununla beraber hayatımızda her dokunduğumuz şey artık böyle. Birleşimin içindeyiz. Dolayısıyla bu interaktifliği fayda sağlamak, onlara bakmak, biraz meraklı olmak, incelemek, bu öğrenciyse de o öğrencilerle konuşmak, iş ve sadece okul için, ders için değil, günlük hayatında ne yapıyor, kültürü nasıl, aile yapısı nasıldı? Belki şu an ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Bunları bile deneyimlemek çok çok farklı. Çünkü o an ne öğrendiğiniz, ileride size nasıl bir tecrübe yaratacağı ve işte nasıl bir fayda sağlayacağı belli olmuyor. Üniversitemize geldiğiniz için, öğrencilerimizle bir araya geldiğiniz için, onlara deneyimlerinizi aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Tekrar söylüyorum, burada beni bu ortamı görmek hem biraz duygulandırdı hem de mutlu etti. Ben de tekrardan aranızda olduğum için gerçekten çok mutlu ve gururlu oldum. Daha nicel, güzel başarıları dilemek istiyorum.